FIFA 23 kariyer modunda yeniden Türkiye alt liglerine geri döndük. Bugün karşı yakadayız ve karşı yakarayı bir yıldı yapacağız. Bu arada bu yamayı kullanmak isterseniz ben hem açıklama kısmında hem de yorum kısmında linkini paylaşacağım. Oralardan bu yamaya ulaşabilirsiniz. Hazırsanız... Başlıyoruz. Öncelikle şöyle kadroyu göstereyim. Yedekler ve kadro dışındaki isimler. İlk sene itibariyle TFF 3. Lig'de olduğumuz varsayılırsa sadece Türk futbolcu transfer edebileceğiz. Bu sene grup 4'teyiz ve grup 4'te hedef şampiyonluk. Kesinlikle lider olarak bir üstlüğe çıkmaya çalışacağız. Bu arada bu yamada görmek istediğiniz, kullanmamı istediğiniz takımları mutlaka yorum olarak da yazın. İlerleyen dönemlerde en fazla beğeni alan yorumlardan kesinlikle Rebuild takımı ayarlayacağım. Bir yandan kadro merkezine geldiğimizde en yetenekli oyuncu 65 overall'da ve 39 yaşındaki Aydar Yılmaz en yeteneksiz oyuncumuz 50 overall'da. Yine en değerli oyuncuya gelecek olursak 550 bin euro'luk değeri var Yılmaz Ceylan. Sene başı bütçemiz 1 milyon euro serbestten transfer yaparak da başlayacağız Türk oyuncu olarak. Burada overall'ları birazcık yükseltmemiz lazım. Altyapıya gelecek olursak da tamamını serbest bırakacağım. Bir an önce transfere başlayalım. Sisteme gelecek olursak 4-2-3-1 geniş devam eder miyiz? Evet. 6'yı 8 numara yaparsak benim genellikle 4 2 3 1 genişte yaptığım şey bu olduğu için bu şekilde bir başlangıç yapalım. Belki yine sağ orta sağ sol orta sağ sağ kanat sol kanat yaparım. Ona bakacağız. Önemli bir transferle başlayacağız. Galatasaray altyapısından yetişmiş bir isim. Atalay Babacan karşı yakaya gelecek. Bence ilk yıllarda iyi bir gelişim alırsa dinamik potansiyellerde çok iyi seviyelere getirebilirim diye düşünüyorum. Serbest de bonservis bedeli ödemeyeceğiz. Şöyle teklifimi yaptım 4000 dedim. Anlaştık. Genç bir forvet getireceğim. Ferhat Durmuş. Tabi ilerleyen dönemleri de düşünmem lazım. Bu takım seri bir şekilde Süper Lig'e çıkmalı. O yüzden bazı mevkileri gençleştireceğiz. Bazı mevkilerde de tecrübeli oyuncularla anlaşacağız. Stoper transferiyle devam ediyoruz. Yine bonservis bedeli ödemeden bir Mert Kula'yı çekelim serbestten. Overall anlamında idare eder. En azından bizim lig düşünüldüğünde şu anki lig, iyi bir transfer olur. Ben diyorum ki sol bekede Berkan Emir. Overall anlamında gerçekten iyi bir isim. Yani çok uzun süreler bu takımda oynayabileceğini ben düşünmüyorum. Maksimum 2 yıl hatta önümüzdeki sene kesin emekliliğini açıklar. İyi işler yapar mı? Yapar. Karşıyaka'da önemli bir transfer daha. Şimdi Atalay Babacan'ı ofansif orta sahaya çekme kararı aldım. Bence daha iyi olabilir ofansif orta sahada. Bir de mevkisini değiştirdiğimizde dinamik potansiyelde bazen sıçramalar olabiliyor. Bunu deneyeceğiz. Emre Gemici'ye Van Spor'dan teklif geldi. Bizim açımızdan önemli bir satış olabilir. Şöyle bir teklif. 790.000 euro dedim. Anlaştık. Cenk Özbey'e altın ordu istiyor. Ben de diyorum ki 160.000 euro. Hiç arttırmadılar. Belli ki bu teklifi arttıramayacağız. 130. Burak Karapınar'a Anadolu Üniversitesi'nden teklif geldi. 195.000 euro. Ve karşıya kadar satışlar başladı. Emre Gemici Van Spor'da. Cenk Özbey altın ile anlaştı. Burak Karapınar'da Anadolu Üniversitesi Sitesinde. FC Andorra'dan Onur Kolay için teklif var. Görüşelim. 2 tane daha teklif var bu arada. O transferlerden de iyi bir gelir elde edebiliriz. 380.000 Euro dedim. Anlaştık. Yasin Ozan'a Kocaeli'den teklif var. İlerleyen dönemlerde kesinlikle Rebiyaldan'ı yapacağım takımlardan biri olacaktır Kocaeli. 530 dedim. Anlaştık. Enes Nalbantoğlu'yla da devam ediyoruz. Tuzla'yla görüşeceğiz. Burada da ben diyorum ki 400 bin euroyu verin. Anlaşalım yok dediler. 370 ile devam ediyoruz yok. 300 illa 300'ü verecekler. Yasin Ozan Kocaeli'de Enes Nalbantoğlu Tuzla'da Onur Kolay'da da FC Andorra anlaştı. Elimizde 3 milyon euro bütçe var. Güzel. Şimdi Sabek'e genç bir isim var. Ayvalık gücünde oynuyor. Hatta ben diyorum ki Ertuğrul'u da takasla verelim. Üstüne 790 bin euroluk bir teklif yok. 1.6 milyon euro yüzde %10 pay istediler. Payı kaldırdım 1.3 milyon euroyla devam ediyoruz ve anlaşıyoruz. Önemli bir potansiyel olabilir kendisi. Deneyeceğiz. Orta sahaya mesela genç bir isim istiyorum. Sami satılmış. Altınordu'da oynuyor ve geldiği gibi 11'e monte edebilmek adına Hakan Erçeliği de böyle takasta deneyeceğim. Enes Kalyoncu'yu istediler. %20 de pay. Takastaki oyuncuyu da kaldırdım. Payı da kaldırdım. Madem öyle 485 bin euro. Sağ orta sağ için yine hedef altın ordu ve takasta kesinlikle oyuncu kullanmamız gerekiyor. Enes Kalyoncu'yu veriyorum. 800 bin euro üstüne teklif. %1 pay eklediler. Kaldırdım. Aynı teklife sundum ve anlaştık. Satışlara da bir yandan devam edeceğiz. Erdoğan Acar'ı Bergama Belediye Spor istiyor. 260 bin euro. Caner Cengiz Engiz'e teklif geldi 350 bin euro görüşelim bu teklifi ne kadar daha arttırabiliriz önemli soru 420 bin anlaştık barış çelik için teklif var sol orta sağımıza iyi de teklif ama piyasa değerinin altında bu sefer 100 bin euro arttırdım 490 bin euro bir yandan Ertuğrul sancak tutan için yani sağ beke çorumdan teklif geldi çorumdan da isteyeceğim 470 bin euro anlaştık. Erdoğan Acar satıldı. Caner Cengiz yeni Mersin'de. Bir yandan Ertuğrul Çorum'la anlaştı. Fatih Ergen için... Koronadan teklif var. Korona Kielce. 300 bin euroluk geri dönüş dedim. 230'da kaldılar. Bir yıllık kontratı kalmış olabilir oyuncunun. O yüzden arttıramıyoruz. Bu arada Barış Çelik gitmemiş. Maaşla mı anlaşamadı? Batuhan Akyüz için Çankaya'dan teklif geldi. Dedim ki 460 bin euro. Hakan Erçeli Sirius istiyor. Giderse er. Burada biraz fazla bir teklif istedim. 790 dedim. Hiç arttırmadılar. O zaman 690 yapalım o teklifi. Yok. 490'da çok ısrarcılar. Tamam. Fatih Ergen Korona Kielçe'de. Batuhan Akgüs satıldı Çankaya'da. Çankaya'nın şeyi Monaco'ya benziyor bu arada logosu. Fatih Taşdelen için iyi teklif var. Daha da yükseltebileceğimiz bir teklif belli ki. 620 bin euro istiyorum. Rodez'de anlaştık. Bu arada oyuncu sayımız da bir hayli azaldı. Bu sene çok kısıtlı bir takım kadrosuyla oynamak istiyorum. Yeni getirdiğimiz oyuncuların gelişimi adına. Bu arada bir satış daha var. Hakan Sirius'ta. Bir yandan da Fatih Taşdelen Rodez'de anlaştı. Bence bu senenin en önemli hamlesi olacak. Trabzon'dan genç bir kaleci istiyorum. Onur Alp Çevikkan. 1.1 milyon euro'luk bir teklif. 1.150'ye bu iş bitti. Büyük de potansiyeli görünüyor. Yıllarca kaleci aramayabiliriz. Sıradaki hedef Samsun'dan genç bir stoper. Yunus Emre Çift. 800 bin euro değeri var ve anlaştık. Bu arada Sami satılmış. iki haftada defansif orta saha olabiliyor. Bu adam defansif orta saha rotasyonunda kullanma kararı aldım. Soner Birici'yi göndereceğim. 230 bin euro teklif var. MDO'da kullanmak istediğim oyuncu belli çünkü. Sami için pozisyon değişikliği var. MDO oldu. Bu arada Haydar Yılmaz'a Fürt'ten teklif geldi. Genç bir kaleci aldığımız var. Sayılırsa Haydar'ın gitmesi gerekiyordu. 400 bin euro. Haydar Yılmaz satıldı. Genç yedek bir kaleci alacağım. Halil İbrahim Yılmaz. Şöyle 100 bin euroluk bir teklif yaptım kendisi için. Mustafa Durgun'u takasta istediler. Tamam. Orta sahaya da önemli bir isim alacağım. Yine Trabzonspor'dayız. Kerem Şen hedefimdeki oyuncu. 21 yaş, 62 overall. Pay koydular. Payı reddettim. Teklif sadece 20 bin euro arttı. Anlaştık. Soner için bir teklif daha var. Bu sefer Varnamo'dan 250 bin euro. Yine kabul ettim. Soner herhalde yine gitmedi. Transferde son 10 saat. Çünkü Menemen'den de teklif geldi Soner için. Adam bir türlü gitmiyor. Ama bu sefer satıldı. Menemen'le anlaştı. Adam İzmir'de kalmayı seçti ya. Son bir şey yapacağım. Bu kulüpte Mustafa Alsan'ı serbest bırakacağım. Ve böylelikle transferi bitirdik. Karşıyaka bu seneye hazır. Hem gelişime açık bir takım kurduk hem de Bence bu takım yarışmacı bir takım olacak bu ligde. Dediğim gibi hedef şampiyonluk. Planladığım 11 de bu şekilde. Sezon sonuna geldiğimizde grup 4'te şampiyon karşıya 68 puanla ve en yakın rakibimize 24 puanlık bir fark attık. Diğer çıkan takımları da göstereyim. Şampiyon takımları da daha doğrusu. Bununla birlikte playoff bizi ilgilendirmiyor. Önümüzdeki sene bir üst ligdeyiz. UEFA'da Süper Kupa Frankfurt, Şampiyonlar Ligi Paris Saint Germain, Avrupa Ligi bu sene Barcelona, Konferans Ligi ise West Ham United'ın. Sene sonu itibariyle takımdaki overall'lar bu arada pozisyon değişikliğimiz var. Atalay Babacan zaten iyi geliştiydi. Bir artı bir daha ekledi kendisine. 68 oldu. Devam ediyoruz. Onur Alp'in artı dörtlük gelişimi vardı. Berkan Emir eksi dört düşüş gösterdi. Defans hattında artı üç ve artı dört fena değildi bu sene. Önümüzdeki sene için de aslında iyi gelişmeler. Mert Deniz'de 70 oldu. Yine bir artı 5'imiz var. Sami satılmış. Çok iyi gelişti. Maç sayısı da çok az bu arada. Ona rağmen artı 5'leri falan görebildik. Kerem Şahin yine artı 5. Atalay Babacan artı 5. Altardan da artı 4'ü görürken Ferhat Durmuş artı 6 ile bu senenin en iyi gelişimini gösterdi. Ve en iyi performansı da Ferhat'tan geldi. Sonra Atalay, Altar, Kerem Şenliği devam ediyor liste. En değerli oyuncu an itibariyle Ferhat Durmuş. Bir yandan bu sene 602 bin euro ker. En fazla Ferhat'ın forması satıldı. Şöyle de gelir gider tablosu. Krallıklarda Ferhat Durmuş birinci. Gol krallığını aldı. Asist krallığında 2-3 bizden de Altar ve Atalay. Gol yenmeyen maç sayısında ise kalecimiz lider. Diğer iki kişiyle de paylaşıyor. Mükemmel bir ilk sene başlangıcı yaptık. İkinci sezona başlıyoruz. Bu sene tabii ki TFF ikincilikteyiz. Bütçemiz 4 milyon euro. İyi transferlerle devam edeceğimiz söyleyebilirim ben. Yine sadece Türk futbolcularla devam edeceğiz. Önümüzdeki sene eğer ki Trendyol birinci lige çıkarsak o zaman yabancı futbolcular almaya başlayacağız. Bu arada Berkan Emir sene sonunda futbolu bırakma kararı aldı. Aslında yeni bir sol bek alınabilir bu sene. Hedefimdeki sol bek Karagümrük'ten Emir Tintiş. 800 bin euro teklifle başlıyoruz ve anlaştık. Kendi sıra projelerimizden bahsettik. Bana kalırsa büyük bir fırsat transferi Serbest'te yakaladım. 22 yaşında 68 overall'da. Gelirse çok iş yapabilir. Ali Akman Serbest'te ve yeni kulübü Karşıyaka olacak. 8000 euro dedim anlaştık. Tabi Ali Akman'ı forvete çekmeyi planlamıyorum. Ferhat Durmuş da orada devam edeceğiz. Ali Akman'a gelecek olursak 4 haftada sağ orta sahaya çekilebiliyor. 8 haftada sol orta sağ olabiliyor. Ben diyorum ki 8 haftada sol orta sağ olsun. Sağ orta sağda zaten altar var. Daha yetenekli bir sol orta sahaya kesinlikle hayır demem. Stopper rotasyonunu arttıracağım. Ege Mehmet İnkale diye bir isim var. 1.4 milyon euro Kafkas Spor'da %1 pay istediler pay kaldırdık tekrar teklifi yaptım anlaştık İnegöl Kafkas Gençlik Spor ve transferi bu sene karşıyaka tamamladı planlanan 11'de Tam olarak bu şekilde. Sene sonu itibariyle Metin Peker'in kontratını yenilemeyeceğim. Berkan Emir'le birlikte takımdan ayrılacaklar. İkinci sene sonu TFF ikincilikte beyaz grupta karşı yaka 73 puanla şampiyon. Birinci lige gidiyoruz. Geçen sene yoktuk ama bu sene Türkiye kupasında da varız. Birinci turda 1-0'lık galibiyetle başladık. İkinci turda Pendi 1-0 geçtik. Üçüncü turda penaltılarla Göztepe'yi eledik. Ama dördüncü turda Sakarya bizi eledi. Şampiyon Galatasaray. UEFA'da Süper Kupa Paris. Şampiyonlar Ligi bu sene Real Madrid'in oldu. Avrupa Ligi'nde Liverpool zaferi var. Konferans Ligi ise Newcastle United'ın. Sene sonu itibariyle takımdaki overall'lar. Bu arada pozisyon değişikliğimiz de gerçekleşmiş olması lazım. Ali Akman sol orta sahaya artı 2 ile daha geldi. Toplamda artı 4 yaptı bu sene. Bir yandan gelişimlerde Onur Alp artı 5 ile 71'i buldu. Çok iyi bir gelişim. Emir Tintiş beklentileri karşılayamadı ki Berkan eksi 5 düşmüş bu sene ona rağmen. Stoper attığından Yunus Emre çift artı 2 dedi. Bence düşük bir gelişim. Antrenman planını değiştirdiğimizde 15 haftaya kadar düşebiliyor gerçi. Artı 1 daha artışı. Ege'nin artı 3'ü vardı. Bir yandan takımda Mert Deniz de artı 2 dedi. Devam ettiğimizde Bilal artı 3, Sami artı 3 gelişti. 65'e ulaştı. Sami'nin de antrenman planını değiştirdim. 3 hafta gösteriyor. Ali Akman artı 4 dedi bu sene. Yine diğer isimlerde artı 5'lik bir Kerem Şen vardı. Atalay Babacan artı 3 gelişti. Güzel bir gelişimdi. Yeni sezonda onun da antrenmanı değişecek. Altar artı 2 Ferhat artı 4 gelişti. Performanslara gelecek olursak Ferhat, Altar, Yılmaz Ceylan, Atalay Babacan müthiş performanslar gösterdiler. Ali Akba sadece 5 maça çıkmış. Önümüzdeki sene bence sol orta sahada formayı alacaktır ama umarım dinamik potansiyeli çok fazla etkilenmemiştir. Onur Alp'e geldiğimizde 40 maçın 13'ünde gol söyleyemedi. Kalesini kapattı. En değerli oyuncu Ferhat Durmuş. Bir yandan bu sene 2 milyon euroluk zarar elde ettik. Şöyle Ferhat Durmuş'un en fazla forması satıldı. Gelir gider tablosu da görüntüde. Gol krallığına geldiğimizde bizden Ferhat Durmuş dördüncü Asis kralı Altar. Gol yenmeyen maç sayısında Çevik Kan bizden lider. Yeni sezon başlıyor. 3 milyon euro bütçe var ve şunu söylemem lazım artık yabancı transferi yapabileceğiz. Trendyol birincilikte karşı yakada hedef ilk 7. Yani takım zaten iyi seviyede birkaç iyi takviye ile başka seviyelerde futbol oynayabiliriz. Öncelikle stopere bir takviye yapacağım. Hatta takasta oyuncu kullanabilir miyim? Önemli soru bu. Mert Kula'yı versek üstüne 700 bin euro verip Lucas Nobi'yi alsak dedim. 960 bin ve %12 pay. Bence çok uygun. İkinci hedefim tabii ki Solbeck. Luke Chambers. Genç bir oyuncu. Potansiyelli sayılabilecek isimlerden biri. Yunus Emre çifti istiyorlar. Hayır öyle bir şey yapmayacağız. 1.650'lere geldi teklif. Öncelikle Mert Kula bu takımdan ayrılacak. 920 bin Euro teklif var. San Jose'nin teklifini arttırma zamanı. 1.1'e çıksınlar. Ve oyuncu satıldı. Transfere devam edeceğiz. Yunus Emre çifti göndereceğim. Burada da istediğim ücret 2.450. Lecce ile anlaştık. Bir yandan Yılmaz Ceylan'a da iyi teklif geldi. 1.9. Rotasyonu değiştirme zamanı geldi gibi. 2.4. Anlaştık. Yunus Emre çift Lecce'de. Ve Yılmaz Ceylan'ı da İtalya'ya gönderdik. Elimizde 5 milyon euro var. Yalan transferini yapacağız. Takaslı oyuncu da kullanacağım. Ali Akman'ı veriyorum. Üstüne 3 milyon euro teklif. Braga'dan Roger Fernandez'i alacağız. Yedek bir forvete ihtiyacım var. Sinan Kurumuş o isim. 30 yaşında 66 overall. Serbestte de 2 yıllığını bu takımda idare edecektir bence. Forvet rotasyonunu. Birincilik için bence yine önemli rotasyonlardan biri Muhammed Demirci. 1 yıllık dedim ben. Karşıyaka'da bu sene gelecek rotasyonda oynayacak ve bizi Süper Lig'e çıkaracak. Ve transfer Karşıyaka'da bu sene bitti. Ve planlanan 11 bu şekilde. Trendyol birincilikte. Sene sonuna geldiğimizde Karşıyaka 76 puanla şampiyon Süper Lig'e gidiyoruz. 3 senede 3 şampiyonluk gördük. Türkiye Kupası'na ikinci turdan başladık ama Kasımpaşa'ya penaltılarla Elendik şampiyon Trabzon. Süper Kupa Real Madrid Şampiyonlar Ligi bu sene Manchester City. Avrupa Ligi kazananı Newcastle United. Konferans Ligi ise Milan'ın oldu. Sene sonu itibariyle overall'lar. Onur Alp bambaşka bir seviyeye doğru adım adım gidiyor. 20 yaşında 77 overallda özel oyuncu potansiyeli var. Bundan sonra kaleci aramayacağız gibi duruyor. Luke Chambers'ın artı 5'i bu sene çok iyiydi bence. 71'e ulaştı kendisi. Yine defans hattında no artı 5 dedi. Ege de artı 3 ile 70'i buldu. Seneye umarım daha iyi gelişir Ege. Sabek'te beklenilen gelişimi alamadık. Önümüzdeki sene yeni bir Sabek arayabiliriz. Devam ettiğimizde Sami 70 oldu. Roger Fernandez 78. Büyük potansiyeli de var zaten oyuncunun. Kerem Şen 75'te. Atalay artı 2 daha dedi. Muhammed Demirci de artı 2 gelişmiş bu sene. Altar'dan artı 4 gördük. Ferhat'tan artı 5 gördük ve oyuncu 80 oldu. Atalay Babacan'ın da simülasyon performansı bu sene harika. Sonrasında Ferhat, Roger, Kerem diye liste devam ediyor. Altar'ın da asist sayısı takımın en iyisiydi. En değerli oyuncuya gelecek olursak Ferhat Durmuş. Bir yandan bu sene 10 milyon euro kaç en fazla Ferhat Durmuş'un forması satıldı. Gelir gider tablosu da ekranda. Birinci ligin gol kralı Atalay Babacan, asist kralı Altar Hidayetoğlu, Gol yenmeyen maç sayısında ise Onur Alp Çevikkan 9. Baya geride kalmış. İyi performans göstermemiş bir de bu sene. Ona rağmen şampiyonluk. Ve karşı yaka Süper Lig'de seneye başlıyoruz. Bütçe 8 milyon euro. İyi transferler yapacağız. Bu takım bu ligde kalıcı hale gelecek ilk etapta. Sabek için Rota Fransa. Toulouse'da görüşeceğiz. Kevin Caban istediğim oyuncu. 73 overall'da %4 pay eklediler. 4.6 gayet uygun bir teklif bence. Stoper'de de değişikliğe gideceğiz. Ege'yi takasta kullanıp hatta iş para teklif etmesem. Gosu AZ Alkmaar'dan istedim. Mert Denizli'yi takasta istediler. Kabul. Süper Lig için de transferi tamamladık. Ben bu kadronun en azından ligde orta sıralarda olacağını düşünüyorum. Kalecinin performansına da bağlı birazcık. Süper Lig'de ilk sene sonunda karşıyaka. 3 Üçüncü seneye Avrupa'ya gidiyoruz. Müthiş bir takım kurduk. Çok ne söylüyorum. Önümüzdeki sene kesinlikle büyük başarılar elde edeceğiz bu takımla ve bu takımın büyük bir parçasıyla. Türkiye Kupası'na Konya galibiyetiyle başladık. 3. turda Bolu'yu 2-1 yendik. Dördüncü turda Karaman'ı eledik ama çeyrek finalde Trabzon'a elendik. Şampiyon Trabzon. Süper Kupa City, Şampiyonlar Ligi bu sene Barcelona'nın oldu. Avrupa Ligi'nde zafer Wolfsburg'un, Konferans Ligi ise Napoli'nin Sene sonu itibariyle çok iyi overall'lar var takımda. Öncelikle Onur Alp artı 5 ile 82'yi buldu. Daha da gelişecek. 90'lara kadar da çıkacak bu isim. Luke Chambers'ın artı 4'ü vardı bu sene. Ghost artı 4, Novi artı 3. Ege Mehmet İnka'ya artı 4 gelişti. Sabek'te Keben'den artı 3'ü gördük. Daha iyi olabilir miydi? Kesinlikle. Sami iyi gelişmeye devam ediyor. Fernandez 83 oldu. Takımdan ayrılan isimler var. Kontrat imzalayamadığımız isimler var. Kerem Şen artı 3 gelişti. At Talay takımdan ayrılıyor. 75 overall'la ile zaten tına gidecek. Altar devam ediyor. Artı 2 ile Ferhat Durmuş artı 5 gelişti. Seneye çok daha iyi transferler yapacağız. Ferhat Durmuş, Roger Fernandez, Atalay Babacan, Altaran, Hidayetoğlu. Takımın en iyileriydi hatta Kerem Şen onlardan biri. En yüksek piyasa değeri şu an Ferhat Durmuş'ta. 74,500. Bir yandan 32 milyon euro karş. En fazla Ferhat'ın forması satıldı. Şöyle de gelir gider tablosu. Umarım seneye iyi bütçe verirler. Süper Lig'de gol kralı Ferhat Durmuş. Karşıyaka'dan asist krallığında Kerem Şen 6. Golem maç sayısında kalecimiz 7. Yeni sezona başlıyoruz. Avrupa senesi 17 milyon euroluk bir bütçeyle başlıyor. Hedef tabii ki ofansif orta Hedef Portekizli Vasco Souza. Porto ile görüşüyoruz. 10 milyon euro teklif ettim. Şu ana kadar ödediğimiz en yüksek bonservis bedeli. Atalay sonrasında Souza bir tık daha hızlı gelişecek bir isim. Atalay'ın dinamik potansiyeli yavaş gelişiyordu. Souza'da da umarım lira bir yıl içerisinde görürüz. Bek rotasyonla Ali Ağa'dan Ahmet Gülay'ı istiyorum. 1.8 milyon euro karşılığında hem de. Bir de getirebilirsem Santrafor'a rotasyon getireceğim. Yusuf Sila istediğim oyuncu. Sinan Kurumuş'u takasla veriyorum kabul etmediler. Üstüne bayağı sıkıntılı bir durumla karşı karşıyayız. Aykut'u eklesem 2.1 teklif etsem %10 pay anlaştık. Ve karşı yakanın bu sene transferi bitti. Et kadro bu seneye hazır. Yedekler için önümüzdeki senede iyi transferler yapmamız gerekecek. Bonservis bedeli harcayabileceğimiz bir bütçemiz kalmadı. Hatta serbestten dahi oyuncu getiremiyoruz şu an. Bu şartlarda. Konferans liginde A grubu Aberdeen, AGF ve ile oynayacağız. Hedef liderlik. Konferans liginde 16 puan ve liderlik geldi. Ön elemeden gelecek rakibi bekleyeceğiz bundan sonra. Son 16'da rakip belli oldu. Ren. Yani en zorlu kurallardan birini çektik bence. Gerçi Arsenal filan da var ama. Yine de sıkıntı bir kura. Hücum hattında da Salah diye biri var. Bildiğimiz Salah değildir diye umut ediyorum. Horvet Salah kim var? Hiçbir fikrim yok bu arada. 3-1 kaybettik. Karşı yakamı yoksa hem mi? rövanş maçı. Kendi evimizde İzmir'de 1-1 bir bir bitti. Maalesef elendik. Sene sonu yaptık. Karşı yaka bu sene yine 3. 4 puan farkla şampiyonluğu kaçırdık. Çok da uzağında değildik şampiyonluğun bence. Geldik Türkiye Kupası'na 3. turdan başladık. 4-3'lük galibiyet sonrasında 3-2 çeyrek finalde Galatasaray'a karşı kaybettik. Şampiyon Galatasaray. Bu Süper Kupa Barça. Şampiyonlar Ligi'nde bu sene Paris Saint Germain zaferi vardı. Avrupa Ligi Marsilya'nın konferans ligi ise Arsenal'ın oldu. Sene sonu itibariyle karşı yakadaki overall'lar. Onur Alp yine artı 5 dedi. 87'yi buldu. Müthiş bir gelişimle devam ediyoruz kalecide. Sol bekte gelişim yavaşladı Chambers'ta. Defans hattına birazcık takviye yapılması gerekecek gibi ilerleyen dönemde. Ya sağ bekte de beklediğimizi en azından bu sene bulamadık. Devam ediyorum. Defans orta sahada Sami yakın zamanda 80'i bulacaktır. Fernandez 88 oldu. Kerem 82 oldu. Vasco da çok iyi bir isim. Artı 4 gelişti. Ferhat'tan da bir artı 4 gördük. Performanslarda da Ferhat, Roger Fernandez, Kerem Şen diye liste devam ediyor. En değerli oyuncu ise Onur Alp Çevikkan. Bir yandan bu sene 44 milyon euro kar. En fazla Ferhat Durmuş'un forması satıldı. Gelir gider tablosu. Süper Lig'de gol krallığında Ferhat Durmuş ismi var. Asist krallığında Fernandez bizden paylaşıyor diğer iki isimle. Gol maç sayısında ise sıkıntı Onur Alp'in performansında 12. oldu. Onur Alp birazcık daha iyi performans gösterirse şampiyonluk yakın. Yeni sezona başlıyoruz ve 23 milyon euro bütçemiz var. Hedef yeni bir sağ bek ya da sol bek. Bir de oyuncuların kontratlarını yenilemem gerekecek. Bu sene o sene. Transfere yedek bir forvetle başlayacağız. Eleazar Mayenda rotasyona gelecek. Serbestten birazcık oyuncu sayısını arttırmam lazım. 4 yıllık dedim serbest kalma bedeli eklediler. Şöyle finansal şartları anlaştık. Yedek bir kaleci istiyorum. Aslında alt liglerden beri takipteydik. Hakan Aydın serbeste düşmüş. 73 overall'da çok iyi de gelişmemiş gibi duruyor. O yüzden bu ismi getireceğim ve yolumuza bakacağız sonrasında. Hakan an itibariyle karşıya kadar. Bizim sağ keben için kulüp burucudan teklif geldi. Şöyle bir geri dönüş yapacağım. 17.6, 15.6'ya çıktılar. Orta yolu bulabiliriz. 16.6 ile devam. Anlaştık. Yani rotasyonda ciddi bir oyuncu eksikliği var takımda artık. Eskisi gibi değil yani. Az oyuncuyla devam edebileceğimiz yıllar geçti. O yüzden bu tarz transferlere çok fazla ihtiyacımız var. Bu arada Kebe'ni yolladık. Belçika'ya gitti. Aston Villa ile Sabek için görüşüyoruz. Hedefte Caster Aiden var. 14 milyon euroluk teklifle başladık 16.1'e. Sağ beki değiştirmiş olduk aynı fiyatlara neredeyse. Sol beki de yenileyeceğiz. Chambers'ı Brighton'a göndermek üzereyiz. Tabi burada teklifi 16.5 seviyesine getirdim. Ve Luke Chambers satıldı. Sol bek hedefi belli. Chelsea'den Hato. 12 aylık kontratı kalmış. O yüzden 18 milyon euro teklif ettim. %5 de pay koydular. Pay kaldırsak ne olur? 18 milyon euroya anlaşırız. Novi'ye teklif var. Hatta takasta oyuncu kullanmak istiyor Tolus. Onu reddedeceğiz. 11.550 ile devam ediyorum. Anlaştık. Bilal Ceylan'ı da giderse her göndereceğim. Valerenga. Evet Bilal Ceylan gitti. Artık kendisi Norveç'te. Bir yandan da Novi satıldı. Yeni hedef stoper. Yani stoper için şöyle bir hedef belirledim. Overall'ı bizdekilerden bir tık daha düşük. Ami'yi istiyorum. 8 milyon euro teklif ettim. Eddie Hall'la anlaştım. En azından rotasyondaki isimde gelişebilecek bir isim olsun. Belki de önümüzdeki sene satarız. Paramız çok iyisine yetmedi çünkü. Öyle bir sıkıntıyla karşı karşıyayız. Kalan bütçeyi de sözleşmelerde kullanacağım. O yüzden karşı yakada transfer bitti diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Avrupa Ligi'nde playoff'ta rakip Aberdeen. İskoç ekibi eleyeceğiz. Avrupa Ligi'ne gideceğiz. Hedef bu. İlk maç 2-2. Geldik Rövanş'a. Kendimizde. Sonuç 2-1 ve Avrupa Ligi'ndeyiz. Bu sene şöyle yapacağız. Ege Mehmet İnka'ya kiralık olarak gidecek. Lazio olabilir. Ame ye oynayacak. Yeni kararım bu. Transferin son günlerindeki hamlem. Ve Ege gitti bir yıllığına. Avrupa Ligi'nde D grubu Torino, Slavia, Prag, Apoel. Torino ile liderlik için çekişebiliriz. Buradaki ideal sonuç bu. D grubu 6'da 6 yaptık. Hatta Torino elendi. Ön eleme sonuçlarını bekliyoruz. Son 16'da rakibimiz belli olacak birazdan. Son 16'da rakip Benfica. Portekiz deplasmanına geldik. Kazanan 1-0'la Benfica. Jovic tek gol attı. Aslında biz daha iyi oynadık. Yazık oldu. Revanştayız. Karşı yakamı. Benfica mı? 2-1'de kendi evimizde kaybettik ve maalesef son 16'da eğlendik yine. Konferans Ligi ya da Avrupa Ligi şu an fark etmiyor bizim için. Sonun altı sıkıntımız var. Sene sonu karşıyaka bu senede 3. Ben kaleciyi satma kararı aldım. Bu şekilde olmayacak belli ki. Her sene aynı şeyi yaşıyoruz. Türkiye Kupası'na geldik. 2-0'lık pendik galibiyeti. Sonrasında Başakşehir'i geçtik. Galatasaray'ı 4-0'la yendik. Fenerbahçe'yi iledik. Şampiyon Karşıyaka. UEFA'da Süper Kupa Paris Saint-Germain, Şampiyonlar Ligi yine Paris Saint-Germain, Avrupa Ligi bu sene Juventus'un, Konferans Ligi ise Leicester City'nin Sene sonu itibariyle overall'lar. Ya Onur Alp 91'e ulaştı. 54 maçın 13'ünde sadece kalesini gole kapattı. Bu overall'la ben ondan daha iyisini bekliyorum. Ligde yine performansı çok da iyi sayılmaz. Çift tanelere ulaşamadı. Devam ettiğimizde Hato artı 4 dedi. Stopper hattında Goals artı 4. Amey artı 5 dedi. Ege artı 1 ile geri dönecek. Amey formayı alabilir bundan sonra. Bu önemli bir gelişim. Kester artı 5 gelişte. Fernandes'in artı 5'i vardı. Kerem Şahin yine 86 oldu, soğuza artı 4 dedi bu sene. Ferhat da artı 3'te 92'yi buldu. En iyi performans Roger Fernandes'ten sonra Ferhat Altar, Vasco Souza, Kerem Şen diye devam ediyor. En değerli oyuncu da itibariyle Roger Fernandes. Bu sene 78 milyon euro kaç. En fazla Fernandes'in forması satıldı. Şöyle de gelir gider tablosu. Gol krallığı listesine geldiğimizde 8-9 bizden. Asist krallığında 3. Fernandes. Gol yenmeyen maç sayısında. Çevik kan 5. Kötü mü? Yani çok da kötü diyemem. İyi de değil. Ya. İyi de değil. Gerçekten oyuncu satsam mı, satmasam mı kararsızım. Karşıyakayla yeni sezona başlıyoruz. Bu sene bütçemiz 43 milyon euro. Hedefte öncelik defansif orta saha. O öncelik içinde Leverkusen'la görüşeceğiz. Hedefte imbamba var. 25 milyon euro teklif yaptım. 26.9'a anlaştık. Oyuncunun 12 aylık kontratı kalmıştı zaten. Rahat bir şekilde anlaştığımızı söyleyebilirim. Bir de Kanada rotasyonu oyuncu getireceğim. Nestor İran Kunda. Inter'de oynuyor. 9 milyon euro ile başlangıcı yaptık %9 pay koydular Payı kaldırdım 9 milyon euroya bu iş bitti Ve iki transfer bizim bütçemizin bitmesine sebep oldu diyebilirim Transfer dönemi bitmiştir En bamba kesin olarak oynayacak İran Kunda'ya gelecek olursak Rotasyonda bence iyi bir isim Bu seneye de bu şekilde hazırız Ali İbrahim Yılmaz'ın kontratını feshediyorum. Şimdi bu takım tamam Yeniden Avrupa Ligi'ndeyiz Rakip Graz. Ve ilk maçta deplasmandayız. İyi sonuçla İzmir'e dönelim dedim ama beraberlik geldi. Rövanştayız. Kazanma zamanı hadi. 1-0 bu attı tek golle Avrupa Ligi gruplarındayız. Avrupa Ligi'nde kurallar şekilde Braga, Brondby, Derry City hedef liderlik. Lider olmak sorun değil daha sonrasını getiremiyoruz. En önemli problemi karşı yakanın şu an. Avrupa Ligi'nde 6'da 6 yine liderlik geldi. Son 16'da kural çekildi rakip Porto. Artık bu tarz takımları yenmenin zamanı geldi bence. Portekiz'de 3-3 bitti. Yine çok iyi oyun yine kazanamadık. Erken veda mı edeceğiz? bu senede. Karşıyaka Porto. Çeyrek finale gidebiliyor muyuz? Hayır uzatmalarda kaybettik 4-2. Normal süre 2-2 bitti. Diyebileceğim hiçbir şey yok. Avrupa'da çok başarısızız. Özellikle benim simülasyonunu yaptığım maçlarda. Sene sonu Trendyol Süper Lig'de şampiyon karşıyaka nihayet. Nihayetlik şampiyonluğunu aldık. Şampiyonlar Ligi'ne gideceğiz. Geldik Türkiye Kupası'na. 2-0 ile başladık. 4. turda Bodrum'u yendik. Ama Galatasaray'a çeyrek finalde elendik. Şampiyon Fenerbahçe. Süper Kupa'da zafer karşı yakanın Trabzon'u 4-2 ile geçtik. Bu Süper Kupa Paris Saint-Germain, Şampiyonlar Ligi Liverpool'un oldu. Avrupa Ligi'ne geldiğimizde Benfica... Konferans Ligi ise Arsenal'ın. Sene sonu forvetimiz 94, kalecimiz 94, sol orta sahamız 94 ama bu takım Avrupa'da şu ana kadar iyi seviyelere gelemedi. Ben diyorum ki hala problem Onur Alp'te ama bu sene de çok iyi performans göstermiş gibi duruyor. Ya devam edeceğiz kaleciyle. Bir yandan Hato artı 5 dedi sol bekte. Yeni stoperler almamız gerekebilir. Ama iyiydi diğerleri gerçekten çok kötüydü. Caster Aydın'dan oldu sağ bek ve sol bek'i kesinlikle bulduk. En bamba idare etti artı üçlük gelişimle. Diğer isimlerden İran Kundan'ın artı üçlük gelişimi vardı. Hücum hattında da artı iki vardı Ferhat'tan. En iyi performans da Ferhat'tan geldi. Fernandez, Altar, Souza diye de liste devam ediyor. Kerem Şen'in asist sayısı da iyiydi. En değerli oyuncuya geldiğimizde ise Fernandez. Bir yandan bu sene 60 milyon euro kar. En fazla Ferhat Durmuş'un forması satıldı. Şöyle de gelir gider tablosu. Krallıklarda gol kralı Lazetic. Ferhat bizden ikinci. Asist kralı Fernandez Golemian maç sayısında Çevikkan diğer iki isimle birlikte liderliği paylaşıyor. Nihayet. Yeni sezon başlıyor. Bütçe 55 milyon euro. Yani hedef yeni bir sağ orta sağ olabilir bir tane de stoper. Ghost gidecek. Water Ghost'u PSV'ye göndermek üzereyiz. 55.6 milyon euroluk bir geri dönüş yaptım. Anlaşamadık şöyle teklifi düşüreyim. 53.6 anlaştık. Water Ghost gitti. PSV ile anlaştı. Lider bir stoper istiyorum o isimde. Bayern Münih'te 12 aylık kontratı kalan Matisse Deli 80 milyon euro karşılığında karşıya kadar. Tabi bu sene Şampiyonlar Ligi kozu da var. Böylelikle oyuncuyu rahat bir şekilde getiriyoruz. 2 yıllığını anlaştık. Aslında alabilirsek şöyle bir şey deneyeceğim Niklas Süle. Onun da 12 ay kontratı kalmış. Hatta takaslı oyuncu versem üstüne 8 milyon euro versek Anlaşabilecek miyiz? Evet. Şampiyonlar Ligi için şartları zorluyoruz. Transferi de bitirdik. Stopere önemli bir takviye. Şampiyonlar Ligi'nde playoff'ta rakip ki. Eleyeceğiz. Başka bir çaremiz yok. Deplasmanda. İlk maç. 4-0 bu iş bitti. Bu iş bitti. Rövanşa geldik İzmir'de. Sonuç 2-1. Toplamda 6-1 Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. Şampiyonlar Ligi'nde Barça, Kulüp Buruş, Şita Bükreş. Barcelona ile birlikte bence liderlik hedef. O adamları geçebiliriz. P grubunda 15 puan. Liderlik geldi Barça'yı geçtik. Son 16'da rakip olsa Suna. Güzeldi bir bir ile devam ediyoruz. Açıkçası karşıya kadar tarihin en iyi kadrolarından biri var. 3 tane 95'lik oyuncuya sahibiz. 3 çekirdek galibiyeti aldık. Rövanşa gidiyoruz. Rövanştayız. İzmir'de çeyrek finale giden taraf 82. dakikada Buşan'ın attığı golle karşıyaka. Yalnız Arda Güler Usa da ne oynamış? Adam bir de penaltı kaçırmış. O penaltıyı kaçırmasa belki de Osasuna çeyrek finaldeydi. Çeyrek finalde rakip Manchester City. Burada daha kolay kura çekebilirdik bence. Hadi ilk maçta bu işi bitirelim. Kendimizdeyiz. 1-1 bir bir bitti maç. Daha iyisi olabilirdi. Rövanş zamanı. City mi karşı yakama. 2-1'lik galibiyetle 1-0 geriden geldi kendi karşı yaka yarı finalde. Sıradaki rakip Borussia Dortmund. Kendi evimizdeki maçla başlıyoruz. Hadi. 3-0 tur bitti bence. İlk maçtan hem de. Adım adım finale doğru. Rövanşa geldik. 0-0 yetti finaldeyiz. Sene sonu karşı yaka 78 puanla şampiyon. Geldik Türkiye Kupası'na Galatasaray'ı yenerek başladık. Sonrasında 3-2'lik galibiyet daha. Bornova'yı eledik. Finaldeyiz. Karşıyaka Beşiktaş'ı finalde yendi şampiyon. Süper Kupa gelir mi? Evet 3-0'la. 3'te 3 oldu. Bu yafada Süper Kupa Liverpool. Şampiyonlar Ligi'nde rakip Paris Saint Germain. Avrupa Ligi Lazio'nun oldu bu sene. Konferans ligi ise Zürich'in. Sene sonu itibariyle overall'lar zaten bu takımla birlikte geldik sezon sonuna kadar. O yüzden çok hızlı bir şekilde geçeceğim. eksi iki nikli Sule'nin düşüşü ciddi bir düşüştü. Artı üçümüz vardı Kerem Şen. Performanslarda Ferhat Durmuş yine çok ön plandaydı. Fernandez, Kerem Şen, Souza diye de liste devam ediyor. En değerli oyuncu Fernandez. Bir yandan mali durum 141 milyon euro kar. En fazla Ferhat'ın forması satıldı. Gelir gider tablosu da şu şekilde görüntüde. Krallıklara gelecek olursak Şampiyonlar Ligi ile başlıyoruz. Burada Ferhat 3. Fernandez bizden 7. Ferhat'ın 2 tane gole ihtiyacı var. Asist krallığında Kerem Şen'in bir asiste ihtiyacı var. 6. Gol yenmeye maç sayısında Onur Alp Çevikkan lider. Süper Lig'de ise Ferhat gol kralı, asist kralı Konya'dan çıktı. Gol yenmeyen maç sayısında bizim kaleci ikinci. E formalar böyle iyi gibi duruyor. Şu ana kadarki kullandığımız en yüksek overall'lara sahip takımla birlikte Şampiyonlar Ligi finali başlasın. 3 tane 95'lik oyuncu ben hatırlamıyorum son dönemde. Altar. Altar verdi pası. Roger Fernandez. Fernandez'den Souza'ya çok iyi top. Souza topun dibine girdi. Out'a gitti top. Bunun son. İyi geldiler. Raspadori çok iyi pas Mbappe Defans çok boş kaldı Çekti Altar Altar ara topunu attı Vasco'ya Vasco Souza Açıda Vasco Souza kaçırdı Evet Altaran gelecek topun başında o var Altar Vurdu kaleye Altar ve Donnarumma Kerem Kerem getirdi Kerem topun dibine Çok iyi top Ferhat aldı vurdu kaleci Mbamba Şimdi Kerem Şen hızlandı. Kerem Şen vurdu. Kaleci. Kester Aydın. Ferhat. Ferhat yerde. Sert hareket devam dedi hakem. Kerem Şen topun dibine girdi. Fernandez aldı. Direkt offside dedi. Bilemez. Devam dedi hakem. Mbappe. Etkili geliyorlar. Mbappe vurdu. Onur Alp. Etkili paslar. Mbappe. Son anda Delis. Ferhat aldı topu. Ferhat durmuş. Veremedi. Offside yok dedi hakem. Mbappe. Osni. Deliz. Önüne düştü yine. Mbappe vurdu. Out. Fernandez. Geçti. Verdi pası Ato'ya. Sol taraftan Ato getiriyor. Hato. iyi pas. Ferhat. Vuruş. Defans. Osni. Hala top onda. Süreden müthiş müdahale ama önlerine düştü. Minikovic Savic getirdi. Korner. Mbappe Militao döndü pası verdi Osni aldı Süre son anda El Elvardi derken penaltı Niklas Süle Ben pozisyonu bir daha izleyeceğim Gerçekten olabilecek en kötü pozisyonlardan biri Mbappe topun başında geldi ters köşe 2-0 Maalesef Maalesef Çok iyi top Mbappe verdi pası Onur Alp son anda Yuri orta kafa hatodan bir kontra şansı şimdi Fernandes. açık alanda birebir Goodman son yanında Fernandes geçti mi geçti Roger Fernandes götürüyor topu Roger Fernandes kaçırdı korner Bu arada Hato sakatlandı. Maalesef çok kritik bir anda böyle bir sakatlıkla karşı karşıyayız. Roger Fernandez orta yaptı. Kafa vuruşu onlardan. Şimdi Militao. Amey indirdi. Silah. Hemen verdi. Kerem Şen. Vasco Souza. Defansın arkasına. Kerem Şen aldı. Donnarumma. Dönen top. Ferhat tamamladı. 2-1. Ferhat durmuş. Fark 1. Kylian Mbappe geldi. Oradan vurdu Onur Alp. Fernandez topla buluştu. Roger Fernandez defansın arkasına. Orada büyük bir hata geldi. Vasco Souza götürüyor. Vasco Souza karşı karşıya 2-2. Defansın büyük hatası Vasco Souza. Affetmedi. Geri döndük. Roger Fernandez sol taraftan getiriyor. Fernandez hakimiyle yan yana. Fernandez çok iyi çekti. Souza verdi pası. Kerem Şen karşı karşıya. Kerem Şen kaptan attı. Öne geçiyoruz müthiş bir geri dönüş. Süle müdahale etti. Fernandez en bamba. Roger Fernandez aldı. Ame ile oynadı. Sol taraftan getiriyoruz. Pas güzel. En Bamba kale Donnarumma. Ve maç bitti. 3-2'lik galibiyet finalde. Kaptan geldi. Kerem Şen Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon karşı yaka ve biz de videonun sonuna geldik. Like atmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.